hemen hiç hatasız bir şekilde çay yapmayı öğrendim. Hiçbir şeyi unutmadım. Diyorsun. E bravo Reyhancığım. Çünkü çay yapmak dünyanın en zor işi. Neden öğrendim ama? Çünkü yapacağım şeylerin hepsini bir kağıda teker teker yazdım. Ve sonra onları uyguladım. Bu yüzden hata yapmadım. Ay sen çay yapmayı öğreneceğine Masar'la evlenmeyi öğrenseydin ya. Hey büyük Allah'ım, yani minik kuşumun evlendiğini dünya gözüyle bir göremezsem. Vallahi de vallahi de koskocaman İşte benim prensesim buradaymış. Sen karışma, sen lafa girme. Ben istediğim şeyi keserim, herkese de dağıtırım. Ya siz şimdi bir tane koç keseceğinize, sizin durumunuzda olan 7 kişi daha bulup danaya girseniz daha iyi olmaz mı Meykup Hanım teyze? Ben sana bir girişim. Demek seninle ölünce ancak kavuşabileceğiz güzel kız. Madem danaya o yüzden ölmenden başka çaremiz yok. En acısız bu şekilde ölürsün aşkım. Hadi iç. İç de bir an önce kavuşalım. Çay yaparken en önemli şey suyu çok iyi derecede ısıtmaktır. Suyu ne kadar ısıtırsan çay da o derecede o kadar sıcak olur. Bravo Reyhancığım, bravo. Bakalım Firdevs'in çayına bir bakalım bakalım yeteri kadar sıcak. Allah salak. Allah kahretsin. Salak! Sen çay yapmasını öğreneceğini önce ne? Yürümesini öğren. Ay çok özür dilerim. Ben şimdi sağ aldım mantım zaman öyle sağ aldım mantınca. Sonra bir de iki ayağım yerine kaşınca bir adam düşürmüşüm. Koş koş çabuk. Mutfaktan bez getir de batırdığın yeri sil. Şunun haline bak salak. Bir de biz de bunu Masar'la evlendirmeye çalışıyoruz. Kızım, hay Allah. Nasıl yağmurlar yine kesiliyor. De kalkmış, ben de seni evlendirmeye benim gitmem gerekiyor güzel prensesim. Çocuk İlk ya. Yağmurla tekrar sana döneceğim. Hoşça kal. Yere kazayla çay dökülünce silme beziniz mutfağın neresindeydi? Hay Allah'ım ya Rabbim, sen bilirsin hey Allah'ım ya Rabbim. Bak Reyhancığım, yere kazayla çay dökülünce silme bezi diye bir bez yok. Bu tür durumlarda mutfağa gidilir, oradan bir bez alınır ve silinir. Hay Allah, doğru ya. Benimki de kafa işte. Saat 12'ye kadar Masar'la konuşmam lazım ama nasıl? Ya acaba yerime bir adam tutup onu mu göndersem Masar'a? Ama bu saatte böyle bir adamı nereden bulacağım? Ha, buldum. O adam da ben olacağım. Türkiye'nin ilk ve tek geri dönüşümlü kulak temizleme çubuğu desek... Yok be, bu iğrenç olur. Peki kürdan için önce dişlerinizin aralarını temizler... sonra da mangal tutuşturmada çıra olarak kullanırsınız desek... Yok ya, şş, bu da iğrenç oldu. Geldi. Ben hemen geldim. Buyurun. Selam. Ne vardı? Ben Masar Bey'le özel bir konuda görüşmek istiyorum. Aa, özel konu? He. Yani ben dışarı mı çıkayım? Yok, çıkmayın, kalabilirsiniz. Peki. Peki. Masar Bey. Evet, benim, buyurun. Ben yan komşunuz Müfit Bey hakkında konuşmak için geldim size. Ya, ne olmuş Müfit'e? Şimdi Müfit'in kendisinin size anlatamadığı bir durum var da benden rica etti de... işte ben anlatacağım size. Allah Allah, çok merak ettim. Neymiş bu durum? Şimdi efendim, bu sizin yan komşu Müfit Bey en temiz ve en saf duygularıyla... sizin bu kız... Çok yaşa kanka. Sen de gör kanka. Eyvallah kanka, birlikte görelim. Ne dediniz, bana kanka mı dediniz? Evet, 30 yıllık kankama kanka demem çok mu tuhaf? Büyük! Bakayım sana, bakayım. Gel, gel, gel. Çıkar bakayım şunu. Ne oldu kanka, canın mı sıkkın? Biraz komiklik yapayım dedin, değil mi? Ya kanka, aslında... Biliyorum, biliyorum. Aslında sen reklam işi için çalışan kankanı neşelendirmek için... ...böyle bir şaklalanlık organizasyonuna giriştin. Yok, yok. Şöyle bir şey var şimdi. Ben... Hiçbir şey yok. Sen şimdi git, yat, uyu. O kulak çubuğuyla kürdan işini ben kendim gece çalışır hallederiz, tamam mı? Ha, sana Allah rahatlık versin. O bıyığı da geldi, unutma. Hadi bakalım, sana iyi uykular. Bir şey olursa ben sana söylerim. Sen kankanın böyle keyifli yerine gelsin istedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmesin.